Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Bulaştığım bu pisliği kim temizleyecek? Başladığım işi bitirmem gerekiyor. Gecenin sessiz karanlığındaki yarım kalan hisler peşimi bırakmıyor. Ben inandığım her şey, saygı duyduğum her güzelliği yoksaydım. Şu anlık her şey yolunda fakat bir ömür boyu arkamdaki siyah gölgelerle yaşamak zorundayım. Biliyorum, onlar da beni istemiyor. Karşılıklı çıkar ilişkisi olmasa, hiçbir insan yaşadıklarıma benim gibi katlanamaz. Tarih 11 Kasım 2020 Adım Esra Türkiye'de ve dünya çapında yaşanan kötü olaylar sonucunda insanlar kendilerini eve kapatmaya başladı. Herkes kendine yeni uğraşlar bulup onunla vakit geçirmeye çalıştı ben de küçüklükten beri merak ettiğim bir serüvenin başlangıcını bugün yaşamaya başladım. Her ne kadar tehlikeli olsa da bir gün bu işten zengin olacağımı biliyordum. Üç kuruşun bile lafını yapan patronumla sert bir şekilde tartışıp işten ayrıldım. Ben ayrılmasam zaten o beni kovacaktı. Senelerimi verdiğim eski iş yerimin bana yaşattığı huzursuzluk hissi artık son raddeye gelmişti. Çoğu insan gibi ben de mağdur oldum Ödenecek olan tazminatım çeşitli bahanelerle hep erteleniyordu. Elimden bir şey gelmiyordu. Ama intikam zamanı gelince patronum denen o adam ve onun yalaka asistanı bana yalvarır gözlerle bakacaklardı. Aslında bana bakmalarına gerek yoktu. Onlar bilmiyor ama gözleri şu an toprağa bakıyor. Bir süre sonra gözleriyle birlikte tüm bedenleri toprağa bakacak. İşimin son gününde evime geldim. Bu arada 38 yaşındayım. Dünya bu haldeyken işverenler işçi çıkartırken benim yeni iş bulmam zor olacaktı. Aylarca kendime yeni işler baktım. Yalnız kaderim hiçbir türlü düzgün gitmedi. Hep bir aksilik oldu. Peşimi bırakmayan bu musibet iyice hayattan soğumama neden oldu. Her sabah balkonumda duran çiçeğim, güler yüzlü karşı komşum, mahallemizin bakkalı. Hepsini çok sevdiğim halde içimde bir gram insan ve canlı sevgisi kalmadı. Gün geçtikçe çiçeğim soldu. Karşı komşum yüzüme gülmez oldu. Mahallenin bakkalı bana sıradan bir müşteri gibi davranmaya başladı. Küçükken babaannemin bir arkadaşı babaannemle birlikte sohbet ederdi. Ben de bazen onların sohbetine dahil olurdum. Küçüktüm işte. Bir şey anlamazdım ama konuştukları her zaman dikkatimi çekerdi. O yüzden buluşmalarını dört gözle beklerdim. Fal bakmayı severlerdi. Kadın da bazen babaanneme fal bakardı. O kadar akıcı ve heyecanlı anlatırdı ki. Yalan olmasının imkanı yoktur diye düşünmeme sebep olurdu. Anlamını bilmediğim bir şey daha vardı. Büyü. Babaannemin arkadaşı her zaman birilerine yaptığı iyiliklerden bahsederdi. Şimdilerde anlıyorum yaptığının iyilik olmadığını. Birilerini evlendirip mutsuz çiftlerin boşanmasına sebep olurdu. O zamanlar bu yaptıklarını tatlı bir dille anlatınca benim de aklımda hep iyi bir insan olarak kaldı. Her şeyi geçtim. Bunu nasıl yapıyordu? Günümüz internet çağı. İstediğimiz her şeyi tek tıkla bulabiliyoruz. Ben bu zamana kadar internetin aydınlık taraflarını gördüm. Belki de hep ışık içinde kalmak istediğim içindir. Karanlık tarafı hep vardı. Orada olan karanlık ve amacı belli olmayan insanlar hep korkuturdu beni. Artık aydınlığın ışığı gözüme almaya başlayınca karanlık tarafa adım atmak istedim. Elimi verdim ama kolumu kaptırdım. Karanlığın içinde hapsoldum ama gözlerim karanlığa alıştığı için bu sefer de aydınlık taraftan çekindim. Babaannemin arkadaşı konusuna sonra değineceğim. İnternetin karanlık taraflarından önümü göremeden dolaşırken birden ayağım takıldı. Bir çukurun içine düştüm. Düştüğüm çukur benim gibi yolunu kaybetmiş insanlarla doluydu. Düştüğüm çukurun adı Büyüydü. Çukurdaki insanlar para karşılığı büyü yapıyor ve bu ilmi başkalarına öğretip soylarını yürütmek istiyordu. Biraz araştırma yaptıktan sonra bir büyüğümle tanıştım. Ona büyü hakkında sorular sormaya başladım. Verdiği cevaplar sorduğum sorular kadar değerli değildi. Belli ki ekmeğinden bir parça koparmama izin vermiyordu. Ben de kendi çabamla bir şeyler yapmaya karar verdim. Araştırdım, araştırdım. Gece gündüz demeden, yemek yemeden, Işıkları bile yakmadan hep araştırdım. Benim bu denli heyecanlı ve hevesli olduğumu sonunda birisi fark etti. Ne gariptir ki aynı şehirde oturuyormuşuz. Beni evine davet etti. İnternetten neredeyse hiç konuşmadık. Bana her şeyi yüz yüze anlatacağını söyledi. Karanlığın içinde yoluma devam ettim. Kadın bana evini açtı. İçeri girer girmez burnuma sert bir darbe indiren kötü koku beni karşıladı. Kokuyu duyunca acı çektim ama bir yandan da çektiğim acı bana zevk veriyordu. Evin iki odası vardı. Duvarlarda asılı nazar boncukları dikkatimi çekti. Normalde nazardan korusun diye asılan nazar boncuklarının gerçek sırrını birazdan öğrenecektim. Bir odaya geçtik. Bana oturmamı söyledi. Etrafımda ne kadar eşya varsa hepsi siyah renkteydi. Gündüz vakti olduğu için dışarıda güneş vardı ama sanki evin içi gecenin üçü gibiydi. Güneş sanki bu eve vurmak istemiyor Pencerenin kenarlarına normal kuşlar yerine simsiyah kargalar konuyordu. Uzun bir süre etrafımı inceledikten sonra kadının hoş geldin demesiyle kendime geldim. Aramızda geçen kısa sohbetten sonra bir şeyler içer misin? Çay koymuştum dedi. Tabii ki zahmet olmazsa diye karşılık verdim. Mutfağa gitmek için yerinden kalkarken bir anda geri oturdu. Sol tarafına dönüp sessizce bir şeyler mırıldandı. Daha sonra bana dönüp kısa bir süre gözlerime baktı normalde 2-3 saniye süren bakışma bana çok daha uzun gibi geldi. Onun gözlerine bakarken birçok kılığa girdiğini gördüm. Domuz, yılan ve en sonunda kara bir kedi gibi gözüktükten sonra normal suretiyle koltuktan kalkıp mutfağa gitti. Bir anda tuvaletim gelmişti. Tuvaletin yerini sormak için yanına mutfağa gittim. Kötü kokunun nereden geldiği belli oluyordu. Tezgahın üstünde kesilip çürümeye terk edilmiş hayvan parçaları, hayvan organları ve kurumaya yüz tutmuş kanlar gözüme çarptı. Tüm hepsini sanki sergiye koymuş gibi düzenle dizmişti. O an tüm her şeyi unutup evden çıkmak istedim. Fakat kadının bana "Tuvalet koridorun sonunda solda." demesiyle varlığımı tekrar hatırladım. Tuvaletin yerini sormamıştım ki nasıl oluyor da ben sormadan sorma cevap vermişti. Ben bunları düşünürken birden tüm ciddiyetiyle bana dönüp "Korkuyorsan çık git evimden. Daha bunlara cesaretin yokken" Birazdan yaşayacaklarını nasıl kaldıracaksın dedi ve cevap vermemi beklemeden önüne döndü. Bu sözlerden sonra ben de ne için burada olduğumu kendime hatırlatıp tuvaletin yolunu tuttum. Koridorda yürürken yerde sol tarafta yarı yanmış kağıtlar ve daha önce kullanıldığı belli olan, bitmek üzere olan mumlar vardı. Kendime her şeyi hazırladığım için korkmamak adına kendime telkinler veriyordum. Tuvaletin önünde durdum. Evin içi böyleyse Tuvalet nasıldır diye düşünüp girmekten vazgeçecekken merakım korkumun önüne geçti. Daha girmeden tuvaletin kapısının camının olmadığını ve siyah bir poşette kaplı olduğunu gördüm. Yavaşça kapıyı açtım. Kapının gıcırdaması beni ürküttü. Sanki kapı gıcırdamıyor da birileri kahkaha atıyordu. Sol ayağımla tuvalete girdim. Kapıyı yavaşça kapattım. Ellerimi yıkarken siyah bir poşet fark ettim. Ses çıkmasın diye musluğu açtım. Poşeti ilk başta ayağımın ucuyla bir yokladım. Plastik sesini duyunca elime alıp lavabonun üzerine koydum. Poşete siyah bir iğneyle batırılmış küçük bir kağıt gördüm. Kağıdın üzerinde küçük harflerle yazılmış Arapça yazılar vardı. Sessizce poşeti açtım. Hani şu hastanelerde tahlil için küçük kaplar verirler ya. Üç tane ona benzer kaplar vardı. Kapların her birinde aynı poşetin dışındaki yazıya benzer yazılar gördüm. Bir tanesini açtım ama açmamla kapatmam bir oldu. Kadın kendi pisliğini kapların içine koymuş. Orada bekletiyordu. Nasıl böyle bir yola girdim Allah'ım dedim. Tam poşeti kapatacakken ışıklar kapanıp açılmaya başladı. İçerisi hiç rüzgar almadığı halde tuvaletin kapısının camının yerine geçirilmiş poşet hareket etmeye başladı. Tuvalette çok uzun süre kaldığımı fark ettikten sonra elimdeki poşeti yavaşça kapattım ve aldığım yere aynı hizada bıraktım. Ellerimi yıkayıp tuvaletten çıktım. Salona doğru yürümeye başladım. Salonda beni bekleyen kadın yine benimle göz teması kurdu. Nerede kaldın? Çok vaktimiz yok. Otur çayımız içelim. Daha çok işimiz var dedi. Tuvalette yaşadıklarımı belli etmemeye çalışarak karşısına oturdum. Çayımı doldurdu. Çay zift gibi simsiyahtı. Kendi çayını doldururken onu izlemeye başladım. Bardağına sıcak su eklemedi sadece dem koydu. Başkası görse kola içiyor sanırdı. Bir şeyler okuyarak bardağının içine üfledi. Masanın üzerinde duran küçük bir bardaktaki ne olduğunu çözemediğim sıvıyı birkaç damla çayının içine damlattı. Sol tarafına dönüp bir şeyler dedikten sonra çayını içmeye başladı. İstemeyerek de olsa çayımı bitirdim. Bir bardak daha doldurmasına fırsat vermemek için hadi konuya geçelim artık dedim. Çayın ağzımda bıraktı o iğrenç tat. Beni çaydan bile soğuttu. Bir bardak daha içersem hepsini çıkarırdım. Kadın ayağa kalkıp beni takip etti dedi. Ayağa kalktım ve arkasından gitmeye başladım. Diğer odanın kapısını açtı. "Sakın sağ ayağınla girme." dedi. Söylediği gibi sol ayağımla odaya girdim. Odanın içi kapkaranlıktı. Pencereleri siyah renkteki perdelerle kapatmıştı. "Neden her şey siyah?" "Bunun anlamı ne diye sordum istemeyerek de olsa." Hepsini anlatacağım. Otur dedi. Otur dedi ama yerde oturacak boş bir yer yoktu. Her yer garip aletlerle ve korkunç yüzlü oyuncak bebeklerle doluydu. Yemek artıkları, yumurta kabukları, soğan kabukları içerinin havasını çok kötü bir şekilde değiştirmişti. Kim bilir kaç günlükler. Bana biraz yer ayırdı ve karşı karşıya yere oturduk. Odada hiç eşya yoktu. Eşya vardı ama normal bir evde bulunacak eşyalardan yoktu. Ne bir koltuk, ne masa, ne çeşitli süs eşyaları vardı. Duvarlara yazılmış ilginç yazılardan ve resimlerden gözümü alamıyordum. Hepsinin bir anlamı var, anlatacağım dedi. Gene aklımdan geçen sorulara ben sormadan cevap veriyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyordum. Ben meraklı gözlerle etrafa bakarken lafa girdi. "Sana şimdilik teorik olarak bir şey anlatmayacağım. Birazdan kendin yaşayarak göreceksin." bir misafirim gelecek, benden bir istekte bulunacak. Ben de onun isteğini belli bir para karşılığında yerine getireceğim. Sen sadece izle. Ben konuş dediğimde konuş, kalk dediğimde kalk, odadan çık dediğimde çık. Benim sözlerimden hariç bir hareket yaparsan yakarım seni dedi. Dediklerini o kadar ciddi söyledi ki, öldese ölecek gibi hissettim kendimi. Beş dakikada bütün ipleri eline almıştı bile. Bu saatten sonra ona karşı çıkmaya cesaretim de yoktu. Peki ben ne yapacağım dedim. Misafir gelmeden evvel seni bir serüvene çıkaracağım. Çıkacağım bu yolun geri dönüşü yok. Eğer istemiyorsan şimdi gidebilirsin. İşlem başladıktan sonra gitmek istersen ömür boyu senin ruhunu kemirir. Acı çektirirler. Bilesin ki onlar çok tehlikeli ve kindardırlar. Eğer gerçekten seni isterlerse onlara benim bile hükmüm geçmez dedi kadın. Sessizce yutkundum ve onaylarcasına kafamı yavaşça aşağı yukarı salladım. Tüm her şeye hazırdım. Bu saatten sonra hayatımın eskisi gibi olmayacağının da farkındaydım. Ellerimi uzatmamı istedi uzattım. Avuçlarımın içine yazılar yazdı. Kötü kokulu bir kolonya damlattı. Şimdi gözlerini kapat ve ben aç diyene kadar açma dedi. Gözlerimi kapadım. Yüksek sesle daha önce duymadığım ve bir yerlerde denk gelmediğim cümleleri düzgün ve anlaşılır bir dille okumaya başladı. Her saniye ses tonu yükseliyordu. Ben gözlerimi açmak istesem bile açamıyordum. Yüzüm felç kalmış gibi mimiklerimi bile hareket ettiremez hale gelmiştim. Tüm duyguları aynı anda yaşamaya başladım. Korku, heyecan, tedirginlik hissi damarlarımda geziyordu. Duyduğum tek Türkçe kelime "tamam" kelimesi oldu. O kelimeyi duyduktan sonra sanki hava 40 derece birden soğumuş gibi hissettim. O kadar çok üşüyordum ki kemiklerim soğuktan kırılmak üzereydi. Soğuk esen rüzgar bir müddet sonra yavaşça etkisini kaybedip azaldı. Ensemde birisinin nefesini hissediyordum. Kulağıma fısıldanan "Korkma." sesiyle soğuk terler akıtarak yerimden zıpladım. İstemsizce gözlerimi açmış bulundum. O sinirli, asık suratlı kadın gitmiş Yerine oturduğum apartmandaki güler yüzlü karşı komşum gelmiş gibiydi. Kadının suratındaki kötü ifade gitmiş, normal birisi gibi karşımda duruyordu. Alnının ortasında bir göz daha olduğunu fark ettim. O göz de bana bakıyordu. Bir süre sonra yavaş yavaş kayboldu. Kadın güler yüzüyle gözlerimi içine bakıp "Hoş geldin." dedi. Nereye geldim? Neden hoş geldim? Tüm bu soruları kendi kendime sorarken yanında bir varlık belirdi. Aman ya Rabbi, o nasıl surat, o nasıl bakış. O göz bebeklerinde sıcaklığı bana kadar vuran ateş. Ömrüm boyunca böyle bir şeyle karşılaştığımı hatırlamıyorum. Daha evvel karşılaşsam Azrail olduğunu düşünüp kendimi ölümün kollarına bıraktığımı sanırdım. Ama bu hayatın ta kendisiydi. O an ölmek istedim. Karşımdakinin tüm günahlarımla birlikte beni götürmeye gelen Azrail olmasını diledim. Benim korkak ve tedirgin bakışlarımı gören kadın, korkma artık onların arasındasın. Onlar senin ve benim için buradalar. Geleceğini beraber inşa edeceksiniz. Eğer ki onlara korktuğunu belli edersen, sana cehennem azabını dünyada yaşatırlar. Sana zarar vermezler. Eğer sen onlara zarar vermezsen, hep yanında olacaklar. Sakın bulunduğun durumdan kimseye bahsetme. Birazdan misafirim geldiği zaman da ona bir şey belli etme. Şimdi tüm duygularını bir kenara bırak ve olan biteni dikkatlice takip et. Tam 10 saniye sonra kapı çalacak dedi. İçimden saymaya başladım ve dediği gibi oldu. Kapı çaldı. Kadın sol tarafında bulunan varlıkla bir şeyler konuştuktan sonra kapıyı açmaya gitti. Merak ettiğim bir konuyu da öğrenmiş oldum. Kendi kendine konuşan birisi değilmiş. En baştan beri o varlıkla irtibat kuruyormuş.'' Kadın kapıyı açmak için odadan çıkınca o varlıkla baş başa kaldım. Kaşları ve kirpikleri yoktu. Yüzünün belirli bölgelerinde dikiş izi şeklinde yara izleri vardı. Kocaman, ateşli gözlerini benden ayırmıyordu. Ben ona bakmak istemiyordum ama gözlerinin içinde kaybolmuş gibiydim. O sırada kapı açıldı. Gelen başka bir kadındı. Büyücü kadın tekrardan "Hoş geldin kızım. Buyur geç otur." dedi. Kadın "Hoş buldum Fatma abla." Çok vaktim yok. Bir an önce yapalım şu işi dedi. Bu şekilde büyücü kadının adının Fatma olduğunu da öğrenmiş oldum. Kadın yanıma otururken kim bu dercesine bana baktı. Fatma abla, o bir arkadaşım. Merak etme, ondan sır çıkmaz dedi. Kadın yanımıza oturdu. Fatma abla da bizim tam karşımıza oturdu. Yönünü biraz daha gelen kadına doğru döndü. Evet, anlat ne istiyorsun dedi. Kadın, kaynanamdan kurtulmak istiyorum ama öyle direkt ölüp gitmesin. Acı çeksin. Etinden et kopsun. Dikenli tellerin arasından, anadan doğuma geçsin. Ona dayanamayacağı bir acı çektirmek istiyorum. Bu zamana kadar hep o bana çektirdi. Sıra onda. Kocamla kaç kere ayrılmamıza sebep oldu. Her seferinde timsah gözyaşlarıyla kocama ağlayıp beni kötüledi. Onun yüzünden, kocamdan şiddet bile gördüm. Artık yeter dedi. Sinirli ve sitemkar bir ses tonuyla Sanki elinden gelse kaynanasını kendi elleriyle öldürecek gibiydi. Bu nefretin sebebini anlayamıyordum. Evli değildim ve bir kaynana nasıl davranır bilmiyordum. Fatma abla dikkatlice dinledikten sonra tüm bunları gerçekten istiyor musun diye sordu. Kadın hiç konuşmadan onaylarcasına gözlerini kırptı. Fatma abla yanındaki varlıkla bir şeyler konuştu. Onları hala anlayamıyordum. Hem çok sessiz konuşuyordu hem de yabancı bir dille anlaşıyorlardı. Fatma abla kadının konuşması bittikten sonra söze girdi. Peki, tamam kızım, kaynanandan kurtulacaksın. Senin için gerekli ritüelleri uygulayacağım. Unutma ki karşılığı sadece bir teşekkür olmayacak. Bunun bedeli ağır olur. İstediğin parayı bana vereceksin dedi. Kadın, para sorun değil. Yeter ki siz benim derdime derman olun. İstediğinizi yapmaya hazırım dedi. Kadın nasıl korkmuyordu bunca şeyden? Ben bile son bir saatte yaşadıklarımı kaldıramazken onun kalbi bu kadar nasıl körelmişti. Fatma abla odadan çıkıp birkaç malzemeyle birlikte geri döndü. Ritüele başlamadan önce önüne bir kap koydu. Kabın içinde kan olduğunu düşündüğüm bir sıvı vardı. Küçük kağıtlara bir şeyler yazdıktan sonra yavaşça kabın içindeki kana batırdı. Çıkartıp bir şeyler okuyup üfledikten sonra kaba geri koydu. Bunu farklı kağıtlar ve yazılarla birkaç defa daha tekrarladıktan sonra tüm kağıtları kan dolu kaba yerleştirdi. Elindeki kibritte kağıtları yaktı. Normalde ıslanmış olan kağıtların yanmaması gerekirken birden alev aldı. Hepsi kül olduktan sonra kabın kapağını kapattı ve odanın dışına kapının eşiğine bıraktı. Yanımızdaki varlık kapıya yöneldi. Fatma ablanın bıraktığı kabı aldı ve gitti. Bir sabun, siyah iplik ve birkaç tane siyah toplu iğne koydu önüne. Büyü nasıl yaptığını söylemem doğru olmaz. Bu bizim kurallarımıza aykırı. Şu an bunları size anlatırken bile yapmamam için bana çeşitli oyunlar oynayıp beni korkutmaya çalışıyorlar. Eğer ki büyü ritüelini sizlere anlatırsam beni diri diri yakarlar. Fatma abla ritüeli sürdürürken varlık tekrar geldi ve Fatma ablanın kulağına bir şeyler fısıldadı. Kafasıyla onayladıktan sonra tekrar önüne döndü. Bir kağıda bir şeyler yazıp muska tarzı bir şeyin içine sardıktan sonra muskaya okuyup üfledi. Ardından muskayı kadına verdi. "Şimdi beni iyi dinle," dedi ve sözüne devam etti. "Sana bundan birkaç tane daha vereceğim. Bunları kaynananın evinin çeşitli yerlerine saklayacaksın. Kimsenin ulaşamayacağı, göremeyeceği, bilmeyeceği yerler olacak. Eğer ki birileri bunlara erişirse hepimiz için kötü şeyler olur. Ben sana şimdi nerelere koyacağını sırayla söylüyorum." Bir tanesini evin bahçesine gömeceksin. Birisini kaynananın yattığı odanın içindeki prizi söküp oraya saklayacaksın. Diğerini de tuvalet kapısının eşiğine saklayacaksın. Ama dediğim gibi öyle güzel ve dikkatli saklayıp gömeceksin ki kimse bulamayacak. Dediklerimi yaptıktan sonra yarın tekrar gelirsin. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu yaptığım sabun büyüsü kaynananın bu sabun erirken acı çekecek. İşleri yolunda gitmeyecek. ...hasta olup yataklara düşecek. Sabun ne kadar çok eriyip azalırsa... ...onun da çekeceği azap o kadar artacak. Sabun eriyip bittiği zaman... ...cenazesini evinden güle oynaya alırsın. Umarım için rahattır. Sakın vazgeçip muskaları geri bana getirme. Bu işin sonu çok kötü olur. Ona yaptırdığın şeyleri tek tek sen yaşarsın dedi. Kadın muskaları aldı ve... ...odadan Fatma ablayla beraber çıktılar. Ben gördüklerim ve duyduklarımdan sonra... Artık korkmak yerine bu işi daha bir hevesle yapmaya karar verdim. Sonuçta çok uğraş gerektiren ve zaman alan çok zor bir iş değildi. Fatma abla kısa bir süreçten sonra parasını alıp keyfine bakacaktı. Şimdi böyle düşünüyordum. Çünkü her şey toz pembe gelmişti. Neler yaşayacağımı, başımıza neler geleceğini bilseydim bu işe hiç başlamazdım. Keşke her şey o anki gibi toz pembe kalsaydı. Fatma abla kadını gönderdikten sonra yanıma gelip karşıma oturdu. Eliyle git işareti yaptı ve yanındaki varlık anında duman olup kayboldu. O gittikten sonra çok hafif kalan soğuk esintisi de kayboldu. Fatma abla, hadi diğer odaya geçelim dedi ve beraber oturma odasına geçtik. Odadan çıkar çıkmaz sanki dakikalardan beri nefes almıyormuşum gibi derin bir nefes aldım. Evin pis kokusu bile o odadan çıktıktan sonra güzel geldi. Karşılıklı koltuklara oturduk. Sen bu gece benimle bu evde kalacaksın. Ben git desem de o göndermez. Artık seni benimse de. Senin de ona alışman için biraz zaman tanıyacak. Elini çabuk tutsan iyi edersin. Çünkü onların hiç tahammülü yoktur. İleride bu ilmi öğrendiğin zaman ne demek istediğimi daha çok anlayacaksın. İçindeki tüm iyi duyguları bir kenara bırak. Sen artık bir saat önceki esra değilsin. Yeni bir dünyada yeni bir hayata başladın artık diğer insanlardan farklı yaşayacak onlardan farklı düşünecek ve bir daha asla onlar gibi yaşamayacaksın sana yerini hazırlayayım hava kararıyor ben hava kararırken yatar güneş yüzünü gösterirken kalkarım sen de aynısını yapacaksın dedi yatağımı yaptı odadan çıkarken gözlerime baktı onunla göz göze gelince alnının ortasında gene bir tane göz belirdi odadan çıktı kafamı yastığa koydum hava tam kararmadığı için İçerisi biraz olsun aydınlıktı. Güneş vurmuyordu belki ama yansıması yetiyordu. Avuçlarımın içine baktım. Kına yakılmış gibi simsiyah ve buruş buruş olmuşlardı. Fatma ablanın yazdıkları hala duruyordu. Gün boyunca yaşadıklarımı düşünürken uyuya kalmışım. Birden birisinin yüzüme üflemesiyle uyandım. Gözlerimi açtığım anda ateşli gözleriyle bana bakan o varlığı gördüm. Gözlerimizin arasında birkaç santim mesafe vardı korkudan kitlendim kaldım. Gözlerindeki ateş yüzümü yakıyordu. Kaşlarımın, kirpiklerimin yandığını aldığım kıl kokusundan anlayabiliyordum. Elleriyle yavaşça gözlerimi kapattı. O an karanlıktan başka bir şey göremedim. Birden kendime geldim ve gözlerimi açtım. Farklı bir alemdeydim. Burası dünya olamazdı. Dünya bu kadar acımasız bir yer değildi. Hani hayatın karanlık ve simsiyah tarafını seçmiştim ya Keşke o kararı vermeden ölseydim de bu gördüklerime tanık olmasaydım. Uzun bir süre karanlıkta sessizce bekledim. Şimdi ne olacaktı? Yanımda kimse yoktu. Etraf sessizdi. Ansızın karşımda bir ışık belirdi. İstemsizce ışığa doğru yavaşça yürümeye başladım. Ben gittikçe ışık daha da uzaklaşıyordu. Sanki ışığın tersi yönüne yürüyor gibiydim. Ne kadar adım attığımı bilmiyordum uzun süreden beri yürüyordum. Sonunda ışığa biraz olsun yaklaştım. Aramızdaki mesafe azaldıkça ışığın şiddeti de artmaya başladı. Işığın yanına geldiğim arkama baktığımda hala karanlıktı. Ellerime baktım. Ellerimde hiçbir şey yoktu. Tertemizdi. Fatma ablanın yazdığı yazılar, çizdiği şekillerden hiçbiri kalmamıştı. Önümde kocaman bir kapı belirdi. Kapının üstünde "Bu senin son şansın" yazıyordu. Tanrım ben neyle imtihan ediliyordum? Kapının diğer tarafı huzur doluydu. Çiçekler, böcekler, birbiriyle sarılıp muhabbet eden insanlar. Gözlerimi kapattım. Tam kapıdan içeri girecekken arkamdan birisi seslendi. Korkuyla gözlerimi açıp arkama döndüm. Arkamdaki Fatma ablanın ta kendisiydi. Ağlamaklı gözlerle bana bakıyordu. Fatma abla diye seslendim sessizce. Bana cevap vermedi sadece gözlerimin içine bakıyordu. Üstü başı berbat haldeydi. Sanki birisinden fena bir şekilde şiddet görmüştü. Üstü başı da yırtık ve kirlenmiş haldeydi. Onun o halini aldırış etmeden tekrar kapıya doğru döndüm. Kapı yavaş yavaş kapanmaya başladı. Kapının diğer tarafından gelen gülüp eğlenme sesleri yavaş yavaş azalmaya. Kuşların, böceklerin sesi kesilmeye başladı. Kapı kapanmak üzereyken içeri adımımı attım. Gözlerimi kapattım ve kendimi huzurun içine bırakacağım anda bu defa arkamdan kendi sesimi duydum. Dur abi, lütfen yapma. Bırak gideyim. Lütfen diyordu kendi sesim. Bu durum bana tanıdık gelmişti. Size hiç bahsetmek istemezdim ama anlatmak durumundayım. İşten ayrılmadan önce patronum olacak sapık bana iyi davranıyordu. Bu durum yavaş yavaş gelişti ve dışarıda buluşmalara kadar gitti. Her şey güzel giderken bir gün iş yerine sarhoş halde geldi. Beni çay isteme bahanesiyle odasına çağırdı. Çayı alıp odasına gittim. Birkaç kelime normal sohbetten sonra bana karşı boş olmadığını, benden hoşlandığını söyledi. Bense böyle bir şey istemediğimi, bunun ikimize de zarar vereceğini bildiğim için kabul etmedim. Biraz ısrardan sonra ayağa kalkıp elimi tuttu. Kendimi geri çekerken kafama masanın üzerinde duran vazoyla vurdu ne olduğunu anlamadan yere düştüm. Bayılmak üzereydim. Hafif açık gözlerimle kapıya doğru baktım. Kapıda o asistan vardı. Şaşkın şaşkın bakıyordu. İşte o zaman bana yardım etseydi bunların hiçbir yaşanmayacaktı. O gün başıma hiç istemediğim bir şey geldi. Kendimden utanıyordum. Ağlamaktan gözlerim yerinden çıkacak gibi oluyordu. Daha sonra çeşitli bahanelerle beni işten çıkardı. Evet Tam kapıdan girecekken arkamda kendi sesimi duydum. Ayağımı geri çekip arkama baktım. Demin anlattıklarım ve o iş yerinde yaşadıklarım arkamda tekrar yaşanıyordu. Tek değişen olan biteni dışarıdan izlememdi. Aynı şekilde vazoyla kafama vurup yere düşürdükten sonra o an fark etmediğim bir şey şimdi fark ettim. Ben o odanın içinde tecavüze uğrayıp hayatım elimden giderken o asistan da bizi videoya almış.'' Ben tüm şaşkınlığımla olanları izlerken beni yatağımdan kaldıran o varlığı gördüm. Sinirli bir şekilde patronuma bakıyordu. Sanki tüm derisini üzüp vücudunu paramparça edecek gibi bir ifadeydi bu. Tekrar her yer karanlık oldu. Etrafta kimse kalmamıştı. Ben delirdiğimi düşünürken Fatma abla yanıma geldi. Bak kızım istersen o kapıdan geç ve refaha kavuş. Ya da bizimle kal ve yaşadığın tüm her şeyin intikamını beraber alalım.'' Seçim senin dedi ve kayboldu. Kapıya doğru döndüğümde sadece benim geçebileceğim şekilde bir boşluk kalmıştı. O an çok hızlı düşünmem gerekiyordu. Bir yandan kendime kızıyor, bir yandan o pis sapa, bir yandan da Fatma ablaya. Seçimimi yaptım ve kendimi karanlığın içine bırakmaya karar verdim. Kapı da yavaşça kapandı. Diğer taraftan gelen ışık da kesildi. Kendimi birden bir uçurumun kenarında buldum ölmek ve tüm bunlardan kurtulmak için kendimi aşağıya doğru bıraktım. Tam yere düştüğüm an yatakta gözlerimi açtım. Terlemiştim. Ellerim, kollarım, bacaklarım tüm vücudum ağrıyordu. Normalde gördüğüm rüyaları unuturum ama bu gördüğüm rüyanın her detayını hatırlıyordum. Kafamı yastıktan yavaşça kaldırdım. Yastığım sırılsıklam olmuştu. Yatağın üzerinde oturur vaziyette beklemeye, olan biteni anlamaya çalıştım ellerim aklıma geldi. Hemen ellerime baktım. Hala uyumadan önceki gibiydi. Fatma ablanın eserleri hala avuçlarımda duruyordu. Tuvaletimde gelmişti. Yatağımdan yavaşça kalktım. Önce saate baktım. Daha uyuyalı 15 dakika geçmişti. Rüyadayken saatler geçmiş gibiyken bu durum nasıl oldu anlam veremedim. Yavaş adımlarla tuvaletin yolunu tuttum. O siyah poşet hala eski yerinde duruyordu. İlk baştaki heyecanım olmadığı için elimi bile sürmedim. Hala etrafımdaki her şeyin simsiyah olmasına alışamamıştım. Yatağa girmeden önce içinden çıkamadığım korku halinden şu an nedense eser kalmamıştı. Ya ben delirmiştim ya da her şeye alışmaya başlamıştım. Ellerimi yıkayıp tekrar yatağıma geçtim. Anlamsız ve umursamaz bir tavırla kafamı tekrar yastığa koydum. Simsiyah tavana bakarak düşünmeye başladım. Eğer o kapıdan geçseydim acaba ne olacaktı? Karanlıkta kalmayı tercih ettim. Ama şimdi ne olacak? Tüm bunları düşünürken saatin tık sesi beni etmiş uyumuştum. Fatma ablanın sesiyle uyandım. Hadi kalk kızım sabah oldu. Bugün çok işimiz var. Ben kahvaltı için bir şeyler almaya gidiyorum. Sen buralardan ayrılma. Misafirsin sonuçta tamam mı dedi gülerek. Fatma ablanın bu güler yüzü nedense güne mutlu başlamama neden oldu. Daha dün tanıştığım insana tek bir gülümsemeyle o an sempati duydum. Yaşadıklarımı, gördüklerimi hepsini tek bir gülümsemeyle unuttum. Ben de o mutlulukla yatağımdan kalktım. Yastığımı, yorganımı topladım ve bir köşeye koydum. Saat sabahın beşiydi. Dışarı bakmak için hafiften perdeyi araladım. Güneş yavaş yavaş yüzünü gösteriyordu. Bu daracık, kapkaranlık, leş kokan odanın içinde kendimi mutlu hissediyordum. Bazen çok iyi şartlar altında yaşadım. Bazen de kuru ekmeğe muhtaç kaldım ama hiçbirisi beni bu odanın içinde bulunmak kadar mutlu etmemişti. Mutfağa gittim. Tezgahın üzerinde duran hayvan organları ve parçalarını incelemeye başladım. Kokuları artık burnumu rahatsız etmiyordu. Evin içinden gelen tıkırtı ve ayak seslerine kulak asmıyordum. Tam olarak istediğim huzuru bulmuştum. Dün büyü yaptığımız odaya gittim. Odanın içinde bulunan eşyalara baktım. Hepsi birbirinden ilginç ve sıra dışıydı. Tekrar salona geçerken kapı çaldı. Ev sahibi nidasıyla ağır ağır gidip kapıyı açtım. Fatma abla elinde birkaç poşetle beni karşıladı. Saygıdandır diye elimdeki poşetleri aldım ve mutfağa götürdüm. Sağ ol kızım dedi gülerek. O an aklıma geldi. Hani karanlık tarafta kalırsam ne olacaktı diye düşünüyordum ya. İşte onun cevabı buydu. Şimdi ne oluyorsa ve ne olacaksa o kapıdan geçmediğim için ve karanlık tarafta kaldığım için oluyordu. Kahvaltı hazırladık. Masada bir tek kuş sütü eksikti. Çaylarımızı doldurdum. Dün iğlenerek ve tiksinerek içtiğim çaydan bardak bardak içtim. Derin bir muhabbete daldık. Her şeyi konuştuk. Birbirimizi iyice tanıdık. Yani ben öyle sanmıştım. Tüm bunlar göz boyamak içinmiş. Fatma abla benim hakkımda her şeyi öğrendi ama ben onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Muhabbetin derinliğiyle fark etmemişim. Biraz sonra kapı çaldı. Fatma abla kapıyı açtı. Gelen kişi dün kaynanasını öldürmek için büyü yaptıran kişiydi. İçeri girdi. Onun da yüzü gülüyordu. Hatta o kadar mutluydu ki Fatma abla'ya sarıldı. Fatma abla da hafiften kahkaha attı. Ne bu hal kızım dedi. Kadın heyecanlı bir sesle "Vallahi abla" Allah senden razı olsun. Dediklerini yaptığım andan hemen sonra kaynanamın ruh hali değişti. Dün akşam onun evinde çay içerken birden midesi bulandı ve lavaboya gitti. Uzun sürede gelmedi. Geldikten sonra çok başım ağrıyor dedi ve uyumaya gitti. Eşim bana, "Bu gece annemin yanında kalayım. Çok iyi gözükmüyor baksana. Aniden kötü olursa en azından hastaneye götürecek birisi olur yanında. Seni eve bırakayım." Sonra ben geri buraya geleyim olur mu diye sordu. Ben de seve seve kabul ettim. Annesinin acı çekmesine eşim de tanık olacaktı. Annesinin yüzünden bana uyguladığı şiddetleri tekrar gözün önünden geçirecek vakti olur diye kabul ettim. Evden çıkmadan elini öpmek için odasına girdim. Ama ölü gibi yatmış tavana bakıyordu. Hiç ellemeden iyi akşamlar anneciğim dedim ve evden çıktım. Eşim beni bıraktıktan sonra tekrar annesinin yanına gitti. Dün gece Heyecandan uyuyamadım. Sabaha kadar bekledim. Kaynanam gece rahatsızlanmış ve eşimle birlikte hastaneye gitmişler. Doktorlar ne kadar test yapsalar da sorunu bulamamışlar. Şu an hastalığını bulmak için hastanede müşahede altında tutuyorlar. Ben de sabah olur olmaz senin yanına bu müjdeli haberi vermeye geldim dedi. Ben Fatma ablayla birlikte heyecanla kadını dinlerken sanki artık gerçekten onlar gibi birisiymiş gibi tepkiler veriyordum hep beraber salona geçtik. Biraz da üçümüz sohbet ettikten sonra kadın müsaade istedi ve Fatma ablaya bir zarf uzattı. Fatma abla zarfın içine bakmadan cebine koydu ve dönüp bana göz kırptı. Beraber kadını yolcu ettik ve Fatma ablanın büyü yaptığı odaya girdik. Bana oradaki malzemeleri ve ne işe yaradıklarını öğretti. Kafamın karışacağı, yaparken zorlanacağım bir şey yoktu. Sonuç olarak Fatma abla sadece aracı oluyordu ve Parasını alıyordu. Bir nevi komisyonculuk gibi bir şeydi onun yaptığı. Bütün işi o varlık ve çevresindeki şeytan tohumları yapıyordu. Kendi vicdanımı bu şekilde rahatlatmıştım. O varlığı da bugün hiç görmemiştim. Fatma ablayla gece gördüğüm rüya hakkında konuşmak istiyordum. Fakat ters bir şey der diye çekiniyordum. Zaten onun haberi vardır diye sormaktan vazgeçtim. O gün başka kimse gelmedi. Gene hava kararmaya yakın yatağımı açtı. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz dedi ve odasına gitti. Ben de huzurlu bir şekilde yatağıma uzandım. Hiçbir şey yapmamama rağmen baya bir uykum gelmişti. Gözlerimi kapatmamla uyumam bir oldu. Rüyamda gene o patronumla asistanını gördüm. Bu sefer o odada kendileri birlikte oluyorlardı. Benim hakkımda konuştuklarını duydum. Eski patronum ilk çıkarttım o kadın işten. Yoksa çok büyük belalar açabilirdi benim başıma.'' sağa sola laf gitse iyi olur mu? Kariyerim zedelenirse benim için çok kötü olurdu diyordu. Asistan da onaylarcasına kafasını sallıyordu. Ben o adamın hakkımda öyle konuşmasına sinirlenirken birden Fatma abla yanıma belirdi. Yüzünü bana dönüp gözlerimin içine baktı. Ne yapmak istersin kızım diye sordu. Hiç düşünmeden ilk önce onların ikisini birbirine düşman etmek istiyorum. Sonra o adamın bana yaptıkları açığa çıksın. Mesleki kariyeri bozulsun ve işleri yolunda gitmesin. Bana şattığını yaşasın. O her şeye gözünü yuman, hayatım ellerimden giderken beni izleyerek yetinen ve bunu kullanan asistan da yataklara düşsün. Onun için hiçbir şey eskisi gibi olmasın. Sakat kalsın. Hatta felç kalsın. En sonunda birbirlerinden destek alacakları zaman da aynı oda içinde acı çekerek can versinler. Benim için anca bu şekilde soğur Fatma abla dedim. Fatma abla hafifçe kafasını sallayıp gözlerini kapat dedi. Gözlerimi kapadım ve yatağımda kendime geldim. Başımda Fatma abla ve o varlık vardı. Birbirleriyle bir şey konuştuktan sonra Fatma abla bana döndü ve istediklerin olacak kızım. Senin içini çok büyük bir kim bürümüş. Biz her şeyi halledeceğiz. İçine ferah tut dedi ve eliyle başımı okşadı. Fatma ablanın o hareketinden sonra biraz daha rahatladım. Artık rüyamda ne gördüğümü de bildiğini öğrenmiş oldum. Günler böyle geçti gitti. Ara sıra kendi evime gidip temiz kıyafetler alıyor. Eski hayatımı düşünüp iç geçiriyordum. Her seferinde kendime tutamayacağım sözler veriyordum. Bir gün Fatma ablayla otururken telefonum çaldı. Yabancı bir numaraydı. Açtım. Alo demesinden bile eski patronum olduğunu hemen anladım hızla telefonu suratına kapattım. Çok sinirlenmiştim. Ne yüzde beni arıyordu. Bir süre sonra mesaj geldi. Eski patronun kendisini kötü hissettiğini, benimle konuşması gereken çok önemli bir şey olduğunu söylemiş. Saat 3 gibi iş yerine gelip onunla konuşmamı istemiş. Fatma ablaya durumdan bahsettim. Fatma abla güven verici bir tavırla ''Git bakalım kızım, ben senden habersiz senin dediklerini yerine getirdim.'' Belli ki onların etkisinde şu an. Öleceğini hissediyor. Bunun için vicdan azabı çekip seninle konuşmak ve helallik almak isteyecektir. Emin ol dedi. Biraz kızgın, biraz şaşkın ve biraz da mutlu halde evden çıkıp eski iş yerime doğru gitmeye başladım. İş yerine girdim. Eskisi kadar çalışan yoktu. Ortalık da eskisi kadar düzenli değildi. O asistanın da orada olmadığını fark ettim. Odaya girdim o havasından geçilmeyen, burnu havada, her istediğini parasıyla yapabileceğini düşünen adam gitmiş. Yerine bir deri, bir kemik kalmış. Saçları beyazlamış. Ayakta zor duran bir adam gelmişti. Bir kez daha anladım yaptığımız bu işin ne kadar etkili olduğunu. Ona içimden acımak geldi fakat nefretim hala bitmemişti. Onun ve asistanın ölüm haberini almadan içim rahatlamayacaktı. Ne istiyorsun dedim yüksek bir ses tonuyla. Otur lütfen konuşalım dedi. Onun oturduğu koltuğun en uzak koltuğuna oturdum. Ne var, ne istiyorsun? Beni ne yüzle çağırdın buraya dedim bağırarak. Kafasını yere eğdi ve her şey için senden özür dilerim. Senin günahını almayacaktım. Çok pişmanım. Şu hale bak. İş yerim ne hale geldi? Kariyerim ne hale geldi? Ben ne hale geldim? Her şey üst üste geldi. Keşke senin canını hiç yakmasaydım da bunlar yaşanmasaydı. Ben çok pişmanım. Kendimi ölecek gibi hissediyorum. Her gece kendi mezarımı kazıp kendimi kefenliyorum. Bir kişi bile cenaze namazımı kılmıyor. Artık psikolojim de çok bozuldu. Her şeyin sorumlusu benim. Çok yaşamam, bunu biliyorum. Senden hakkını helal etmeni istiyorum dedi ve çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hiçbir şey demeden odadan çıktım. Hem sinirden hem de mutluluktan ağlamaya başladım. Çok değişik bir ruh hali içerisindeydim. Kafamın içi allak bullak olmuştu. Tam iş yerinden çıkarken o asistanı gördüm. Ben çıkarken o içeri girdi. Bir bankın üzerine oturdum ve ben ne yapıyorum, neler yapıyorum diye düşünürken iş yerinden büyük bir çığlık sesi geldi. İnsanlar çığlık çığlığa iş yerinden dışarı doğru kaçıyordu. Üst kattaki eski patronumun odasının penceresinden dumanlar süzülüyordu. Ambulans ve itfaiye geldi. Ben oturduğum yerden olan bitene bakıyordum. İtfaiye olaya müdahale etti. Merak edip iş yerine doğru yaklaştım. Yangın söndükten sonra sedyeyle içeri girdiler. Bir süre sonra ceset poşetleriyle geri çıktılar. Millet ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ben ne olduğunu biliyordum fakat onların acı çekerek can vermelerini izleyemediğim için bir yandan da üzülüyordum. Olay bittikten sonra herkes olay yerinden dağıldı. İş yeri kullanılmaz hale geldi.'' Hızlı adımlarla Fatma ablanın evine doğru gittim. Kapıyı çaldım fakat kimse açmadı. Uzun süre çalmaya devam ettim. Ben çalmaya devam ederken bir kadın yanıma geldi. Kime bakmıştın kızım diye sordu. Fatma ablaya geldim. Akrabam olur da kendisi dedim. Kadın garip garip bana bakıp sen neyden bahsediyorsun kızım? Burada yaşayan yaşlı bir çift var. Fatma diye de birisini tanımam. Uzun yıllardır bu mahallede yaşıyorum. O çifte vefat ettiler zaten geçen sene. Evleri de öyle çürüyüp kendi kendine yıkılmayı bekliyor. Yanlış geldin galiba dedi. O an gözlerimde şimşekler çaktı. Karnıma bir ağrı saplandı. Bu nasıl olabilirdi? Hemen eldiven takarak gizlediğim ellerime bakmak için eldiveni çıkardım. Avuçlarımda hala Fatma ablanın yazdıkları duruyordu. Hızla oradan uzaklaştım. Tekrar iş yerinin oraya gittim. Harabe haldeydi. Eski patronumla asistan da ölmüştü. Her şey normal gibiydi ama ben haftalarca kimin evinde kaldım? Kiminle yemek yiyip, kiminle büyü yaptım? Kiminle milletin hayatını yakıp, kiminle milleti mutlu ettim? Aman ya Rabbi, bu nasıl bir şey böyle? Hemen kendi evime gittim. Fatma ablaya dair hiçbir şey yoktu. Ona öyle güvenmiştim ki bir telefon numarası bile istememiştim. Elim boş, aklım karışık şekilde gerçekte olmayan birisine ulaşmaya çalıştım günlerce. Her şeyi polise anlatmaya karar verdim. Yakınımdaki ilk karakola gidip olan biten her şeyi baştan sona anlattım. Tabii ki bana kimse inanmadı. Olayı araştıracağız diyerek beni gönderdiler. Kendimi eve kapattım. Yemek yemiyor, su içmiyordum. İyice zayıflamıştım. Dışarı bile çıkmıyordum. Gece rüyamda hala Fatma ablayla beraber evinde oturup yemek yiyor, büyü yapıyor, sohbet ediyoruz.'' O varlık da hala benimle beraber. Nasıl bir döngünün içindeyim bilmiyorum ama artık çıkamayacağım kesin. Fatma abladan yeni bir şeyler öğrenmek için uyuyorum. Rüyamda öğrenip not aldığım şeyler masamın üzerinde duruyor. Şunu öğrendim. Fatma diye birisi aslında yok. Ben onu kendi içimde canlandırıp yaşadım. Yanımdaki varlık gerçekten var. Sonradan öğrendim ki bu yola girmem için o varlık bana ve beynime böyle bir oyun oynamış.'' ona kızgın mıyım? Tabii ki hayır. Ama Fatma ablayı rüyalarımda değil de gerçekten yanımda görmeyi çok özledim. Her şeyi tek başıma yapmak çok zor ama yavaş yavaş öğreniyorum. Bana büyü yaptırmak isteyenler de geliyor. Galiba istediğim hayatı kazandım. Tarih 7 Şubat 2022 Ben artık şeytanın çocuklarından biriyim ve ona kulluk yapmaya devam edeceğim. O huzur ve ışık dolu kapı benim kaderimi belirledi eğer bir aradan varsa umarım beni affeder. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.